Konuştuk ama diş sağlığı da çok çok önemli. Ee, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İbrahim, çok hoş. hep darcan diş hekimi. Ee, dijital diş hekimliği nedir? Ee, hep dij... Her şey değişiyor, ilerliyor. Diş evet. hekimliği de tabii e, çok şey değiştiriyor artık e, diyeceğim. Şimdi anlatacaksınız. Oradan gireyim konuya. Dijital diş hekimliği eskiden beri. Yani bildiğimiz klasik yöntemlerin artık değişerek bir takım şeylerin ortadan kalkması ve bazı şeylerin elektronik ortama aktarılması, bilgisayar ortamına aktarılması demektir. Bildiğiniz gibi herkes mutlaka bir diş hekimi ziyareti yapmıştır burada. Diş yapımı sırasında... Daha önceden kalıplar alınırdı ve o kalıplarla modeller hazırlanır, ölçülerle. Daha sonra laboratuvar desteği beklenir. Evet. Laboratuvarda bir takım şeyler yapar. Birkaç gün sonra o laboratuvardan gelen şeyler provedir hastasında. Bazen uyar, bazen uymaz. Daha sonra tekrar laboratuvara giderdi. Yani bunlar artık değişti. Bizim ağızda yaptığımız hazırlıktan sonra ki halk arasında diş kesmek denir ya da işte dişin köytesini hazırlamak, çürüğün temizlenmesi demek. Bunlar yapıldıktan sonra eskisi gibi ölçüler alınmadan bir okuyucu aracılığıyla bir sistem aracılığıyla ağızın dijital fotoğrafları çekilir, binlerce çekilen fotoğraf bir saniye içerisinde. Bilgisayar ortamına bir video şeklinde transfer edilir. Bilgisayar üzerinde yine bu sistemin bize verdiği bir takım seçenekler yardımıyla bizler dişleri dijital ortamda yapıyoruz. Evet. Ve hasta ağzına da kusursuz ve risksiz oluyor. Risksiz ve bir gün içerisinde yani bir hasta ziyareti sırasında iki saatlik bir süre içerisinde bunu halledebiliyoruz. Yani bir hafta 10 gün gibi süreler 1 saat veya 2 saat gibi sürelere imit. Bunun sonu nereye gidecek ben valla onu ben kestiremiyorum de artık. Ben de Siz, Hem sizin elinizi rahatlatıyor hem bir riskler çoğunlukla ortadan kalkıyor. Evet. Hem de hastalara çok daha kısa sürede o konforu, o rahatlığı, acılardan kurtulmasını belki... Evet. E, sağlıyorsunuz, ee, güzel bir şey. Evet. Çok güzel bir şey. Ben mezun olduğum yıllarda e, olan, e, o günlerden bugüne kadar olan değişikliklerden kısaca bahsetmek istiyorum. Biz çok klasik bir diş hekimliği yapıyorduk geçen yüzyılda. Ben evet. 1979 mezunuyum. Evet. E, ve o yıllardaki yöntemlerle bugünkü yöntemler arasında çok büyük farklar var. E, bir dönem Asrın olayı diye 1990'ların sonlarına doğru implantları anlattık yıllarca. 2000'lerin başında anlattık ama bu yeni diş hekimliğine giren bir şey. Aslında o yıllarda bu çalışmalar yine devam ediyordu. Ama hastanın ağzında kullanılabilecek durumda değildi. Bir modeller üzerinde bunları yapabiliyorduk ama hasta ağzına... E, uygulanabilir olması bu geçtiğimiz yıllarda artmaya başladı. Ee, peki hangi diş sorunlarında daha çok e, bu yöntemi e, kullanıyorsunuz? E, dolgularda kullanabiliyoruz dolgu yaparken. E, kaplama yaparken yapabiliyoruz. Köprü yaparken kullanabiliyoruz. İmplant üstü çalışmalarda yapabiliyoruz her türlü yani dişle ilgili, ağızla ilgili her türlü sorunu laboratuvar desteği olmadan yapabiliyoruz. Çok güzel şeylerden bahsediyorsunuz. Evet. Yani hani günlerce gidilir, gelinir. Prova dediğiniz şeyler. Evet. Şimdi sorularım geliyor. Çok güzel sorular var. Dijital diş hekimliğinde uygulama nasıl ve neye göre ...karar veriliyor. Orada nasıl bir işlem basamağı yapıyorsunuz? Yani her şey tabii eskisi gibi hastanın bir problemi olacak. Hasta sizi ziyarete gelecek. Diş hekimi hastasını ziyaret edecek ve yapılacak işleri... ...eskiden yaptığı gibi hazırlıklarını yapacak. Yani diş hekiminin görevleri mutlaka devam ediyor. Ama diş hekimi hazırlığını yaptıktan sonra... Demin de söylediğim gibi e, halk adında hep diş kesmek denir buna, biz hazırlamak deriz. Bu preparasyondan sonra e, bütün işlemler ortadan kalkıyor ve bu bahsettiğim sistem sayesinde bu işlem başlıyor ve her şey bir saat iki saat gibi e, muayenehane ortamında halledilmiş oluyor. Yani bu demin sorduğunuz soruda da vardı. Her türlü sorunumuzu biz kendimiz çözebiliyoruz. Artık laboratuvara ihtiyacımız yok. Evet neyle nasıl yapılır diyeceğim ama o sorunun da cevabı e, olmuş oluyor. Evet. E, peki bu bilgisayarlar sayesinde bir kamera ile mi alıyorsunuz? Ne, neyle yapıyorsunuz merak ediyorum. Şimdi e, bir okuyucu var. Evet. Sistemin e, içerisinde üç ana parça var. Röntgen çeker gibi mi yapıyor? Röntgen çeker gibi değil. Bakın. Orada ha. görüntülerde siz de bakarsanız görüyorsunuz bu üçüncü aşama şu anda ekranda olan şey. Evet. Ee, biz taramaşız, ee, bilgisayar ortamında dizaynını yapmışız. Daha sonra da üçüncü parça olan bir cihaz var. Bu torna tesviye makinesi gibi evet. minik bir cihaz. Ve o cihazın içerisinde yolladığımız bütün veriler oraya gidiyor. Bizim kullanacağımız bütün e, seçenekler orada e, kontrol ediliyor bizim seçtiğimiz her türlü şeyle yapmak istediğimiz şeyle eğer ki seçtiğimiz blok cihaza uyguladığımız blok eğer birbirleri uyumluysa üretime başlayabiliyor. Evet. Burada bakın şimdi yine ekranda sizin ilk sorduğunuz şey tarama sistemi. Tabii bu kadar hızlı biz tarayamıyoruz Diş hekimleri bu kadar hızlı değil ama görüntü biraz hızlandırılmış şu şekilde fotoğraflar çekiliyor. Bütün ağzı diş fırçalar gibi her tarafına dönüp dolaşıyorsunuz. Ondan sonra bakın bilgisayar ortamına şey geldi. Ağzın birebir görüntüsü geldi. Orada eksik olan bakın şimdi orada hastanın taranan bölgesinde bir eksik diş var. Bu tarafta yukarı kısımda bir eksik diş var. Hmm. Oraya köprü yapabilmek veya bu bölgedeki bir kesilmiş bir dişe kaplama yapabilmek. Bütün bu taramadan sonra mümkün olabiliyor. Ee, biz bilgisayar aracılığıyla e, her şeye hazır konuyoruz aslında. Yapılabilecek e, dişlerin aşağı yukarı hafızasında bu sistemin 1 milyon kadar e, seçenek var. E, bilgisayar yani yapay zeka gibi Evet çok enteresan. E, sizin orada yaptığınız e, yapacağınız şeye göre, dişe göre, yandaki dişe bakıyor, arkadaki dişe, öndeki dişe, yukarıdaki veya aşağıdaki dişe bakıyor. Buraya en uygun, bu aralığa en uygun nasıl bir diş yapılabilir? Kütüphanesinden alıp oraya kendisi yerleştiriyor. Sonra biz bakıyoruz, tabii ki biz her zaman bir şeyleri beğenmeyiz. Evet. Biz onunla uğraşıyoruz, biraz daha biz kendimiz onu modifiye ediyoruz. Her şey tamam olduktan sonra... Bakıyoruz tamam hatta rengini bile cihaz sistem kendi seçiyor yan dişlere göre bakıp e, onu seçtikten sonra da diyor ki şu bloğu kullanman lazım. O blok işte biraz önce gördüğümüz o sistemde yerleştiriliyor ve süreç başlıyor. 9 veya 10 dakika gibi süre içerisinde de bir tek dişi üretebiliyor. Çok güzelmiş. Bu yöntemle yapılan dişler daha mı sağlam oluyor daha mı? E, şöyle dayanıklı ki dayanıklı oluyor. Zaten bunlar hep metal free yani metal desteksiz kaplamalardır genelde. Metal destekli olanlar da yapılıyor ama muayenehane ortamında biz onları hiç tercih etmiyoruz. E, son yıllarda moda olan, bütün hastalarımızın da bildiği işte zirkonyum metal desteksiz kaplamalar. Bu bloklar kullanılıyor. Şimdi bakınız cihaz hızlandırılmış bir şekilde bir bloğu e, freze ederek 9 dakika süren bir videodur bu aslında tabi hızlandırılmış 15-20 saniyede de bitiyor e, hazırlıyor içine oyuyor bloktan her şeyi hazırladıktan sonra cilasını da kendi yapıyor çok ekstra fine dediğimiz frezlerle ve size bir tek e, oradan kopartıyor da bloktan onu alıp hastanın ağzına yapıştırmak kalıyor bu yöntemle sadece bir tane diş mi yapılıyor yoksa Yo, köprü de yapabiliyorsunuz yani biz bu yöntemi kullanıp laboratuvara yollayıp bütün ağzı da yapabiliriz bu sistemi kullanıp ama bütün bir ağızı bizim bu makinalarımız biraz daha zor yapıyor. Yani bunlar dört üye köprülere kadar hazırlık yapabiliyor. Yani evet. demek ki bir 30 dakika kadar bir süre içerisinde 4 üyeli bir köprü yok.